Şu anda Erdek'teyiz arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte. Yanında Türk sinemasının efsane karakter oyuncularından Sayın Ahmet Mekin var. Ahmet Mekin'i artık tanıtmaya sizlere gerek yok. Tabii benim ona özel bir teşekkürüm var. Ne zaman arasam Ahmet abi geliyorum size sohbete, röportaja desem hiçbir zaman kırmamıştır. Onun için çok teşekkür ederim Ahmet abi, size sağ olun. Yine kırmadınız beni. Çok teşekkür ederim. Ahmet abi şimdi şuradan başlayalım. Gerçi çok anlattınız, çok bilinen bir konu ama sinemaya ilk giriş ne zaman oldu, hangi yıl oldu, nasıl oldu? 56-57 dönem, sana daha önce evet, söylemiştim. Evet. 56-57 dönem. İşte şeyle, neydi, firmanın ismini de Enver abilerim bir filmiydi. Enver Burçkinler vardı, eski sanırımlar şeyleri. Onların şeyde Kenan Pars, işte Sırrı Gültekin falan böyle köyü. Evet, evet. Onların da desteğiyle böyle girdim. Ondan sonra da işte devam ettiniz. Devam ettim. İlk film neydi? Zannediyorum Mahşere Kadar. Mahşere Kadar filmine girdiniz, evet. Bugüne kadar kaç filmde rol aldınız? 200'e, 200'ü, 200'e yaklaştı. Şimdi Ahmet abi eski Yeşilçam diyeceğim yine, günümüz Yeşilçam'ı diyeceğim. Eski Yeşilçam'ın tabii ortam ve koşulları çok farklı değil mi? Biraz bana bahseder misiniz? Şimdi tabii o Türk sinemasının o dönemleri, teknolojinin kıt olduğu, dünyadan epeyce bir geri olduğu, zamanımızda da teknik olarak bayağı ileride bir teknik kullanılıyor şimdi. Şimdi de çalışıyorum ve görüyorum onu. Yani işte, araç gereç, kameralar, ses alma cihazları, ışıklar, muşuklar hepsi bayağı bir aşama. Yani bugün dünya standartları ne kullanıyorsa bizimkiler de onu kullanıyor. Ama bizim dönemimizde tabii ilkel şartlar vardı. Hatta o arabalar, şarjör arabaları, bilmem neler falan son derece ilkeldi. Ama o zaman başka bir ruh vardı. Yani sinemanın doğal diyelim bir ruhu vardı. Ki işte yıllar yılı Türk sinemasını sinema yapan da o oldu. Amatör bir ruhla çalışıyordu. Evet, amatör. Yarı profesyonel. Yarı profesyonel, yarı amatördü. Peki derler ki Ahmet abi, siz her zaman karşı çıkarsınız, bana çok sık söylediniz. Yeşilçam vefasızdır diyenler var, asla Önder dediniz. Yine görüşünüzü almak aynen istiyorum. Aynen öyle, evet. Yani vefasız değil, niye vefasız olsun? Bu birey olarak çalışıyorsunuz. Birçok yıldızı huzur evinde öldü. İşte vefasızdır derler sinema. Ama demek ki onlar iktisatlı davranmadılar değil mi? Onu demek. Evet, tamamen öyle. Yani iktisatlı davranmayışları yahut da işte bizim sendika gibi güçlü bir şeyimiz yok. Dayanışma örgütümüz yok. Ve kendimize dönük bir şey oluyor. Ne yapacaksınız? Kendi şeyinizi, ekonomik meselenizi kendiniz halledeceksiniz. Yani sizi koruyan, koruyacak herhangi bir kurum ve kuruluş yok. Yani devletten ancak işte emeklilik meselesi. Onu da takip edip de yatırırsanız primlerinizi bilmem neyse. Yani bundan işveren de sorumlu değil. Böyle bir sistem. Yani kendi başınıza kendini sağlayacaksınız. Evet. Eski yıllarda skandallar yoktu Ahmet abi. Aktörlerle aktrisler arasında. Günümüzde maşallah bol. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ne aman o? Skandallar. Ha skandal. skandal biz skandalları pek sevmiyoruz. Evet. Daha toplumda yerimizi sağlam, toplumla iletişimimizi daha iyi kuruyoruz. Yani skandallar bir şey vermiyor yani. Kişiliklerle ilgili bir şey var. Siz bana yine anlatmıştınız bir gün. Biz bayan aktrisleri kardeşiniz gibi görürüz demiştiniz, evet, değil mi? Evet. Hiçbir zaman flörtler olmadı, hayır, değil mi? Hayır. Tamamen yani iş erkek veya kadın hiçbir şey fark etmez. Çalıştığınız sürece tamamen iş olarak çalışıyorsunuz. Yani bir flörtün şeyi yok. Nedeni yok yani. Evet. Bu bir iştir. Bu iş yapılmasında hanım, erkek neyse bunlar beraberce bir iş yapıyoruz. İlla ki bunun arkasında bir şey olacak diye bir şey yok. Hatta yine anlatırsınız bana, ben yıllardır bu işi yapıyorum, eşim bir gün setlere gelmedi dersiniz. Gelmiyor. Niçin gelsin canım? Niçin gelsin? Ya orada ben iş yapıyorum yani. Eşimin orada ne işi var? Yani beni kontrol etmek için değil herhalde. Yani şeyi de biliyor, yani işin ne olduğunu da biliyor. Evet. Onun için böyle bir şeye gerek yok. Evet. Ahmet abi, oynamadığınız aktör, aktris kalmadı. Türk sinemasının dört önemli aktrisi, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koç, İt Fatma Gelin, hepsine çalıştınız. Hepsine çalıştım. Ayrım yapın demiyorum ama
sizin için daha farklı olan oyunculuk açısından bunlardan? Farklı olan, ya oyunculuk olarak Fatma biraz daha cesur. Ama bu demek değildir ki ötekiler hepsi aynıdır. Hepsi işlerine son derece disiplinle çalışırlar ve şey yaparlar. Yani disiplinsiz iş yapılmadı. Ve hepsi de son derece disiplinlidir, özverilidir ve yetenekliler. Yani bunlar doğuştan yetenekliler. Evet. Hiçbirisi sinema eğitimi almamış, tiyatro eğitimi almamışlar. Ama işi çok iyi yapanlar. Türkan, Fatma, Hülya, yani hepsi çok iyiler. Filiz, hepsi iyiler yani. Peki aktörlerden beğendikleriniz Türk sinemasında, evet şunun yeri ayrıdır dediğiniz? Valla şimdi onu bir ayrım yapamam yani, hepsi iyi arkadaşlarım. Evet. Hepsi de yetenekli insanlar. Yeteneği olmayan zaten Yeşilçam'da durmuyor. Yani bir de o var. Evet. Yeteneksiz kalmıyor piyasada. Deniyorlar, Çiziyor, bakıyorlar, gidiyor. Ediyorlar, gidiyor. Evet, yani onun için yani şu daha iyiydi, bu daha iyi falan diye bir şeyimiz yok. Çünkü çalışanlar hepsi yetenekleriyle çalışıyorlar. Evet. Peki hemen tekrar Selvi Boylum Al Yazmalı'na geleceğim. Tabii Türk sinemasının kült filmlerinden biri, çok önemli biri. O günlere dair neler anımsıyorsunuz Ahmet abi? Vallahi tabii bunlar hep özveriyle yapılan işler. Tam bir amatör heyecanıyla çekilen işler. Ayrıca hikayenin çok güzel oluşu, işte senaryonun çok güzel hazırlanışı, Atıf'ın çok iyi bir film çekişi. Şeysiz, daha önce de sana söylemiştim. Bir takım sinema abartılarına kaçmadan son derece sade, güzel bir anlatımda. Yani özellikleri bu. Ve halkın çok sevdiği bir hikaye oldu ki hikaye çok önemli, çok güzel bir hikaye. Hala da geçen bir hikaye. Hala geçer bir hikaye. Tabii yeni sinemaya da gelmek istiyorum bugün. Bugünkü sinemayı, yeni yönetmenleri, yeni oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Valla çok iyiler. Yani şey yok. Onlar da söylenecek bir laf yok. Hepsi çok iyiler. Yani iyi filmler yapıyor. Hatta yurt dışında dereceler alıyorlar. Onun için çok iyi. Ben fazla izlemiyorum ama yani basından takip ettiğim kadar. Yer yerde çok sık, seyrek de olsa sık değil. Gördüğüm filmler bayağı güzel filmler. Örneğin mankenden oyuncu olmaz derler ama Kıvanç Tatlıtuğ çıktı. Nasıl buluyorsunuz? Hayır hayır, olmaz diye bir şey olur. Biz de sinema okulundan gelmedik ki, biz de dışarıdan geldik. Evet, evet. Olabilir. Kıvanç ayrıca çok yetenekli. Yetenekli. Ve çok beğeniyorum. Çok yetenekli. Tabii Beren Saat. Hepsi. Yani kalanlar iyi. Kalanlar iyi. Kalanlar zaten iyi. İyi olmayan gidiyor. Evet. Evet. Son dönemlerde yine çok güzel filmler yaptınız. Umut Üzümleri örneğin. Evet. Ses getiren filmlerden biri oldu. Evet. Yunus Emre de çalıştınız son olarak değil mi? Evet. Onlar da konuk çalıştınız. Konuk olarak çalıştınız. Umut Üzümleri için ne diyeceksiniz? O da çok değişik bir filmdi. Fakir Barkurt'un hikayesinden yapıldı. Yer yer değiştirildi hikayede bazı şeyler ama yani temel olarak Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar hikayesi. Güzel bir hikaye. Güzel. İki buçuk ay sürdü çekim. Bayağı uzun bir çekimdi. Tunç Okan çekti. Bayağı zorladı filmi yani. Evet. Tabii son dönemleri Kayıpşehir'de oynadınız. Kayıpşehir dizi. Diziydi, evet. Etti, uzun süre devam etti. İlgi gördü değil mi Kayıpşehir? İlgi gördü. Hikayesi de çok güzel. Yıldırım Türker'in başkanlığında yazılan bir senaryo grubu vardı. Hikayesi çok güzel. Gerçek bir yaşamı anlatıyor. İşte göç hikayesi filan. Nedense bilmiyorum yani hükümetin pek işine gelmedi galiba. Onlar 26. bölümde kaldırdılar. Kaldırdılar. Evet. Peki. Bu kadar yıl çok önemli roller üstlendiniz Ahmet abi. Aklınıza kalan bir ukde var mı? Ya şu rolü oynasaydım. Yok. 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 Hepsini oynadınız. Yok. Ama ya Atatürk filmleri diyeceğim. Şimdi yani ben gene onu senden daha önce konuştuk. Konuştuk yani ben evet, iyi bir Atatürk filmi yapılacağından emin değilim. Evet. Yani bütçe gerekiyor değil mi? Bütçe gerekiyor. Hazırlık gerekiyor. Yani çok zor. Evet. Çok zor. Yani Atatürk filmi öyle şeyle yapılacak bir iş değil. Evet. Çok iyi hazırlanacak, çok iyi bir bütçeyle, çok şeyle, yani her şeyi çok iyi olmalı. Yoksa öyle uyduruk kaydırık bir film yapamaz. Olmaz. Tabii 200'e yakın film, bu kadar film içinde sizi çok etkileyen bir film desem seçebilir misiniz hiç? Onun yeri ayrıdır diyebileceğiniz tabii. Bir tane değil, birkaç tane var tabii işte. Bu Al Yazmalı, evet. Bir Türk'e Gönül Verdim.
Halit'in yaptığı. Buna benzer birkaç film daha var. Şu anda aklıma gelmedi ama yani var. Birkaç film var. İyidir onlar. Al yazmalı tiyatro sahnelerinde de oynadığı sahnelerinde değil mi? Evet. Evet. Kerem yaptı onu. Başarılı oldular herhalde. Evet. Peki, ama dizi yapıldı, kötü oldu. Dizi kötü oldu. Kötü. Diziyi beğenmediniz. Evet. Peki Türk sinemasının bir Oscar alacağını bir film düşünüyor musunuz gelecekte? Olabilir. Niçin olmasın? Evet. Nobel ödülü aldıklarına göre Oscar ödülü de alırlar yani. Onun bir şeyi yok. Evet. Kıstası yok yani. Şöyledir, böyledir diye bir şey yok. Evet. Yani olabilir. Her an olabilir. Evet. Ocakları çok seviyorsunuz. 1980'den beri orada yaşıyorsunuz. Ocaklar da sizi çok seviyor. Erdek de çok seviyor. Bir turizm elçisi olarak görüyorlar. Evet. Ocaklardan birkaç cümlesini almak istiyorum. Ocaklar işte 35 senedir ocaklardayım. Evet. Gerçekten güzel. Doğası çok güzel. Havası çok güzel. Yavaş yavaş orası da dolmaya başladı ama. yeşili güzel. Evet. Ormanı var. Evet. Dağı var. Denizi var. Kumu var. Evet. Daha ne olsun. Evet. Zeytini var. Dediniz bir ara ben ocaklarda yaşamasaydım, İstanbul'da yaşasaydım. Yaşayamazdım, ölürdüm dediniz değil mi? Herhalde çökerdim. Çökerdim dediniz. Çökerdim. O size zindelik verdi orası diyorsunuz. Peki Ahmet abi, şunu sormak istiyorum size. Türk sinemasının geleceğinin daha da parlak olacağını düşünüyor musunuz? Şartlar çok iyileşiyor. İnanıyorum. Çünkü gençler bayağı atılım yapıyorlar. Onun için atılım yapıldıkça genişler ve ilerler. Yerinde durdukça geriler. Onun bir gerçek. Şimdiki genç adamlar devamlı bakıyorum ileriye dönük hep çalışmalar ve şey yapıyorlar. Yani ümidim var. Kendini geliştiriyorlar. Yine çok sık konuşuruz sizinle. Yine soracağım onu, bağışlayın beni. Anılarınızı sorarım hep. Ahmet abi, anılarınızı yazmanız lazım. Ve Türk sineması bu anılardan, deneyimlerinizden faydalanmalı derim. Siz de dersiniz ki Önder düşünmüyorum. Neden? Hayır, düşünmüyorum çünkü bir takım özellere giriyor. Olmuyor yani, ben hoş bulmuyorum. Evet. Hoş bulmuyorum yani, dümdüz bir hayat yaşamadım. Evet. Bir sürü girdi çıktı olan hayat yaşadım. Yani bundan içerisinde olumlular var, olumsuzlar var filan. Yani bunun içerisine giren insanlar var filan. Şey yapmak istemiyorum yani, mutlaka ucu birilerine dokunuyor, bilmem ne oluyor filan. Yani. Kırıcı olmak istemiyorum. İstemiyorum yani. İstemiyorum. Evet. Peki Türk sinemasında genç yeteneklere neler önerirsiniz? Kendilerini yetiştirme konusunda neler yapılmalı? İyi bir aktör nasıl olunuyor? Çalışmalı. Başta yetenek. Yeteneği yoksa hiçbir şey yapamaz. Ondan sonra da çok çalışmalı ve disiplinli olmalı. Kendine özgüvenini artıracak disiplin lazım. Yani çalışacak, okuyacak, yeteneği olacak. Yani bunlar önemli. Evet. Her şey onda bitiyor diyorsun. Evet, kişide yani, yeteneği varsa diyorsunuz. Çok çalışacak yani. Çalışmadan olmuyor. Peki Ahmet abi. Size çok teşekkür ediyorum. Yordum tekrar. Biz seninle her zaman buluşuyoruz zaten. Sık sık buluşuyoruz. Birbirimizi yüzmüyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sinema yemekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün Türk sinemasının değerli aktörü Sayın Ahmet Mekin'le birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın efendim.